abla ne oldu? Nefise. Nefise'nin ayakları. Arif ölebilir dedi. Hemen götürmek lazımmış. Ne oldu Eko, Sefer'i bul gel. Ne olduğunu ben de anlamadım. Şu hayatına bak. Yaklaştığın herkesi kirletirsin sen. Özür dile. Nereye gidiyorum sen Semedim? Hey! Ulan hey! Burada bir yarışatını tedavi edebilecek, doğum yaptırabilecek bir durum var mı sence? Şimdi bir şey söyleyeceğim, yanlış anlayacaksınız. Ben Arif'in böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Doğrusunu istersen ben de. Arif! Nefes almıyor. Çabuk taksi çağır, hemen hastaneye götürelim. Sen mi kaldın benim yanımda? Bir daha kimseden tek bir çöp bile çalmayacaksın. Söz ver bana. Söz. Siz bir yere mi gidiyordunuz? Hı hı. Hadi keyfinize bakın. Biz avcı kardeşimle biraz muhabbet edelim. Gülsün, sen yeni bir hayata başlıyorsun. Ne yaptığının farkında mısın? İnceldiği yerden kopsun. Nazlım. Elimi kolumu bağladın benim. Şimdi siz burada mı kalacaksınız? Şimdilik. Bunlar bana yatacak bir yer göstersinler ki gideyim. Sokakta kalacak halim yok ya. Şadiye, Arif hastanede. Gülsün de onun yanında. Söylemedik kimseye. Ne diyorsun Asiye? Hayatımda ilk defa. Çok mutluyum be abi. Geldim. Hayırdır inşallah. Saat kaç? Karga şeyini yemeden. Alo. Alo. Dursun teyze. Nihat geldi. Ne yapacağım ben şimdi? Kimsin hanım? Ne öyle fısır fısır? Asiye ben. Asiye. Dursun teyze. Gülsün'deyim. Nihat geldi kapıda. Gülsün Arif'in yanında. Açma sakın kapıyı. Açma. Dur bekle. Sakın sesini çıkarma. Sus. Nihat oğlum. Hu. Hoş geldin. Hoş bulduk teyzeciğim. İşe gitmeden Gülsün'e uğrayayım dedim. Sürpriz yani. İyi etmişsin. Gel. Tövbe. Olan bana oldu. Şart habersiz gelmek. Ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Gülsün'ü kapıdan görüp kaçacaktım. Evde yok mu acaba? Yok. Kardeşine kadar gitti. Gelince söylerim, arar seni. Buyur bir kahve işte, öyle git istersen. Zahmet olmasın. Aa, ne zahmeti ayol. Gel buyur. Yandım şimdi Marmara çırası gibi. He? Hadi bakalım ne yapacaksın Dursun Hanım. Yandım. Aa, niye korktun oğlum? Benim. Kalk.
Başımız dertte. Ne yapacağımı şaşırdım. Asiye Gülsün'ün evinde. Koş git bulsun Gülsün'ü. Çabuk. Anne ne oluyor ya? Adam içeride oturdu kaldı. Nihat anladın mı? Hadi kalk. Hadi çabuk. Aman şu Nuriye de Gönen'e gidecek zamanı buldu. Ne varmış Gönen'de? Kaplıca. Bir de dış kapının mandalı bir akraba. Alo? Asiye ne oldu? Tamam anladım. Telaşlanma. Dinle beni. MR çekilecek bugün. Sonra da taburcu edecekler. Bilmiyorum. İsterse bana gelir. Ya da bilmiyorum Asiye. Umurumda da değil. Ne söylerseniz söyleyin. Umurumda değil. Anladın mı? Hoşça kal. Günaydın. Günaydın. İyi misin sen? İyiyim. Artık buradan çıkmak istiyorum ben. Çıkacaksın. Ama önce MR istediler. Doktor birazdan gelecek. Ben söyleyeyim de kahvaltını getirsinler. Gülsün. Otur. Ne yapıyorsun sen ha? Benim yüzümden oldu. Nasıl yani? Nihat hastayken de başında beklemiştim. Çok sıkıcıydı. Dakikalar geçmek bilmiyordu. O sırada Arif olsaydı burada diye geçirmiştim içimden. Keşke başka bir şey isteseymişim. Haklısın. Çok sıkıcı değil mi? Sıkıcı mı? Her saniyenin değeri var şimdi benim için. Ödüm kopuyor vallahi bitecek diye. Buyurun. Sen nereye gittin sabahın köründe? Kusura bakma, gücüm buna yetti. Uyandırdın mı seni? Bir anahtar vereydin. Anahtarı unut. Sakın bir daha anahtar lafı etme. Dün sen pek lakırdı dinledin. Gülsün'den söz ettik epey, hatırladın mı? Aman bir sürü isim geçti. Hiçbiri kalmadı aklımda. Daha iyi kalmasın. Bana bak, içeride bir beyefendi var. O Gülsün nişanlısı. Arif'ten, hastaneden söz etmeyeceksin. En iyisi hiç konuşma. Adam gidene kadar ağzını açma, anladın mı? Aa, ilahi Dursun Hanım. Açsam ne diyeceğim? Aha. Gelin. İçeride mi? Ne yapacaksın? Gelin. Kardeşinde dedim. İyi. Bir an evvel yollasak adamı da bir tatsızlık çıkmasa. Geç. Hadi. Neyin peşindesin sen? Evde gelinlik, sen burada. Oyun mu bu? Oyunmuş evet. Ama bu çok ciddi. Görürsün. Benim sana verebilecek hiçbir şeyim yok Gülsün. Şu halime bak. Atını bile koruyamadım seni. Bana kızmıyor musun? Birazdan doktor gelecek. Sana gidebilirsin diyecek. Çekip gideceksin. Kaybolacaksın yine. Sen kaybolmadan yaşayamazsın. Bunu biliyorum zaten ben. Ama şimdi eziyet etme bana. Plan yapmaya başladın mı? Evet. İyi. Benim bir planım yok. Çıkınca düşünürüm artık. Sen de dinlen azıcık.
Tutsaklığın tadını al. Belki hoşlanırsın ha? Kim bilir? Gelinliği bir görsen, Asiye harikalar yarattı. Gösteremez misiniz? Meraktan ölüyorum. Olur mu hiç öyle şey? Her şeyin bir vakti var. Hem uğursuzluktur oğlum. Düğünden önce görülmez. Aman Dursun Hanım, sanki işe yarayacak. Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Adamın kımıldamaya niyet yok. Olacağı buydu işte. Huylandı işte, işkillendi. Ne yapsak bilmem ki. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk teyzeciğim. Ben Sultan'ın teyzesiyim. Siz de Gülsün'ün... Nişanlısıyım efendim. Ha, evet. Sağlık olsun oğlum. Her şeyin başı sağlık. Mala gelsin de cana gelmesin, değil mi? Aa. Ne? Yoksa söylemediniz mi? olur mu canım? Bilmek en başta Nihat Bey oğlumuzun hakkı. Böyle şey gizlenir mi? Ay. Ne oluyor? Ne gizleniyor? Ne demek bu şimdi? Hiç. Sorma. Harap oldu kız. Allah'tan Nazlı'mı aldı yanına. Teselli etse o eder. Ay. Efendim ne oldu diyorum? Niye harap olmuş Gülsüm? Yok bir şey yok. Otur. Sana söylemeye çekiniyorlar oğlum. Gülsüm'ün atını çaldılar. At dediysem köhevlan, safkan arabatı. Tedaviye götürüyoruz deyip alıp götürmüş o baytar olacak herif. Şimdi ortada yoklar. Gülsüm perişan oldu Nihat bana ne der diye. Bu muydu? Bunu mu gizlediniz ya benden? Hay Allah, ben de neler düşünüyorum, ödüm koptu. Neyse canım, can sağlığı olsun efendim, yenisi alınır. At. Neyse ben işe geç kalıyorum. Gelince lütfen Gülsüm beni hemen arasın. Tabii. Başımızın gözümüzün sadakası olsun dedi dersiniz. O baytar serserinin tekiydi zaten. Ya. Belliydi. Ya. Neyse. Çiçeği şey etseydiniz. Kalsın. Bana mı? Hoşçakalın. Güle güle. Oh. Demek kimsenin adı aklında kalmadı ha Hatice Hanım? Her bir şeyi yanımda konuştunuz. Zor zamanda aklıma geliverdi. Hata mı ettim? Gel bakalım, kahve sırası bizde. Hem sonra foluma bakacaksın. Önce Barış'ı gösterin bana. Burnumda tüptü. Hadi Dursun Hanım. Hadi. Ben gitmem. Nereye? Ben gelmem seninle. Gelmeyeceğim işte. Barış. Hay Allah. Ah, gördünüz mü yaptın? Nankör. İnsanoğlu böyle işte. Yıllarca saçını süpürge edersin. Bir günde çiğner geçer seni. Aman o ufacık çocuk Hatice Hanım. Alınacak ne var bunda? Bugün gelmez artık bu. Gelirse söylersiniz. Bir yere gideceği yok, korkmasın. Bu kadın ne olacak? Hadi bunlar da hadi. Onun da gitmeye hiç niyeti yok. Oyalayın biraz. Ben Arif'in yanına gidiyorum. Gelince konuşuruz. Ben de geliyorum seninle. Gülsün'le konuşmam lazım. Hadi harap etme kendini. Ne yapmışsan işte, korkutmuşsun çocuğu. Ona da mı silah çektin yoksa? Ne silahı? Allah kuru iftiradan saklasın. Ben ömrümde silah mı gördüm?
duydunuz mu neler söylüyor anası yaşındaki karıya? Nasıl güveniyorsun bu adama? Ya ikimizi delirirse? Gelme dedim sana. Gelmeseydin. Bak, ben adamın sana nasıl baktığını gördüm. Dağ başındaki yola gideceksiniz. Yalnız mı gitmek istiyorsun? Çok meraklıysan git. Aslında yalnız gitsem iyi olurdu. O herifle. Tek başına Kilios yoluna gideceksin. Evet. Ne var bunda? Siz... İyi. Söylesen hiç gelmezdin. Vakit var. Gidebilirsin. Bu benim arabam. Unuttun galiba. Ha, arabayla gideceksin. İyi. Biz taksiyle gideriz. İyi. İyi. Arabamız yok. Taksi çevirelim. Bende para var. Günaydın. Günaydın. Arkadaşım bizi eziyordu be. Taksi çevirelim tabii. Bende de para var. Buyurun. Nerede? MR alınıyor. Gelir şimdi. Ne oldu, ne konuştunuz? Hiç. Yani sonraya kalacak hiçbir şey konuşmadık. Onun derdi gidip atı bulmak. Plan yapıp duruyor. Gülsün. Hemen şimdi git buradan. Eve dön. Yat bir güzel uyu. Burada kaldığını, buraya geldiğini bile unut. Şimdi gelir Arif. İşte Arif gelmeden. Nihat çok merak etti seni. Kuşkulandı. Ay zor idare ettik valla. At için üzüldüğünü sanıyor. Onu da ara. Hadi Gülsün. Beni dinle. Dağılırsın. Evini sattın. Ne kadar para kaldı elinde? Ne yaparsın bir düşünsene. Sen düşünmüş müydün bütün bunları Asiye? Niye düşünmedin? Gülsün biz... Söyleme. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Ben kendi kendime gelin güvey oluyorum. Benzer hiçbir yanımız yok. Hiçbir zaman da olmayacak, değil mi? Bana güvenli bir kafes lazım hep. Sevdiklerimi içeriden seyretmek zorundayım. Gizli buluşmalar. Yalanlar. Kısacık sevinçler. Upuzun. Ama upuzun sıkıntılar. Ver şunu ya. Şuna bakın. Arif'in beyin röntgeni. Kötülüğün haritası. Yolumuzu buna göre çizmişiz. Ver şunu, ver. Kimsenin eline geçmesin. Çıkartıyorlar mı seni? Evet. İstersen bende kalabilirsin. İlaçlarını alman, dinlenmen lazım. Bu pek doğru olmaz. Ne dedin? Doğru olmaz mı dedin sen? Demek doğru olmaz. Siz ne düşünüyorsunuz ha? Arif'in benimle kalması doğru olur mu sizce? Ya siz?
Arif benim evimde kalabilir mi? Doğru mu bu sizce? Özel bakım gerektiren bir durumu yok Arif Bey. İyi o zaman. Geçmiş olsun. Sağlam olsun. Şoför bey, şu ileriden sağa dönebilir miyiz? Yeniköy'e gidiyoruz. Arabanın bulunduğu yer. Merhaba kızlar. Aa, Necati merhaba abi. Hayrola, nereye böyle? Işıl'a gidiyoruz, gezeceğiz biraz. Peki. İyi bakın kendinize. Tamam. Geldiniz mi? Hadi gidelim. Dur, koşma. Nesin midir nedir? Bu kız başımıza bir dert açacak ama dur bakalım. Elinizden bir şey gelse her derdine katlanın diyeceğim ama. Elimizden gelen bu işte. Kaç gündür kol kanat geriyoruz. Bugün inşallah dayısı gelip alacak. İnşallah. Nereden çıktı bu? Anlarız. Bizi bekliyordunuz herhalde. Sultan da gelsin. Konuşalım. Sefer. Saçmalama. Hemen gidip teslim olacak bir şey yok ortada. Hem beni karakola neden çağırdılar onu bile bilmiyoruz. Sen dedin. Başka ne olabilir dedin? Canım ben panik yapıyordum. Şimdi serin kanlı düşünmek lazım. Şirketin avukatlarından biriyle giderim, anlarız. Şirketin avukatı. Diler arkadaşım ya. Bir de babası var ya, o da arkadaşın mı? Ne o? Hesap mı soruyorsun? Yok canım. Ne münasebet, ne haddime. Arkadaşım falan değil. Hiçbir şeyim değil. Bana dokunmasın, kuyumu kazmasın yeter. Hadi kalkalım mı? Senin yanında kitabın falan yok mu? Hani İngilizce çalışıyordun ya. Var. Ne olmuş? Çıkart onu çıkar. Oku, çalış. Tamam mı? Benimle de hiç konuşma. Ben de sana bakmıyorum. Bak, böyle dönüyorum. Denize bakıyorum. Böyle kalalım biraz.
Söyledikleriniz pek kafama yatmadı Dilara Hanım. Şimdiye kadar avukatlarınızla, polisle, iş makinalarıyla geldiniz buraya. Şimdi ne oldu? Kafanıza saksı mı düştü? Sayılır. Ben şirketten ayrılıyorum. Babamla artık anlaşamıyoruz. Kendi işimi kuruyorum. Babam buraya alışveriş merkezi yapacaktı. Proje buydu. Ama benim farklı bir planım var. 5 yıldızlı otel yapacaksınız. Hiç düşünmemiştim. Ama fena fikir değil. Birkaç yıl sonra buraları tanıyamayacaksınız Sultan. Fena uyandıracaklar sizi. Peki sen ne yapmak istiyorsun burayı? Sinema. Yazlık sinema. Etme. Umurumda bile değil kağıt. Ben nikahı hemen yapmak istiyorum. Mesela bu akşam olur mu? Olmazsa yarın. Peki. Gel o zaman. Bekliyorum. İyi misin? İyiyim. Yürümeye başlayınca iyi geliyor da yürüyene kadar birinin teklemesi gerekiyor beni. Eskiden ben böyle değildim Şadiye. Sen bu mahalleyi biliyor musun? Burada yaşıyorum ya abla. Yaşıyorsun da böyle yere bakarak yürüyorsun. Ya güzel yüzünü kaldır. Burada bakkallar, burası manav. Görüyor musun? Bakmıyor mu? Yan gözle bakıyor. Sen de her şeyi görüyorsun abla. Aa, hadi gel. Nereye? Ya baksana üstüne hiçbir şey yok. Üstüne başına bir şeyler alalım. Böyle İyi olmaz. Bana mı? Vallahi senden. Olmaz abla. Olur olur, güzel olur. Hem ben de zaten üstüme başıma bir şeyler alacağım. Hadi abla gidelim buradan. Aa. Aferin size. Hiç utanmıyorsun değil mi? Neden utanacakmış? Ben size söylemiyorum hanımefendi. Siz benim muhatabım bile değilsiniz. Aa. Aa. Kim bu be? Ay ne bileyim, kimsin sen? Görümcem. Gel abla gidelim. Git kızım, git hemen git. Bunlar seni nereye götürür biliyor musun? Bana baksana sen, nereye götürecekmişiz? Belli olmuyor mu? Sen terbiyeli konuş biraz. Terbiye sana mı kaldı? Senin ne mal olduğunu bütün mahalle biliyor. Ne malmışım ben? Ne biliyormuş mahalle, söyle bakalım. Bildiğin bir şey varsa söyle. Abla geliyor. Nesrin. Terbiye. Nesrin. Bırak be. Yine mi sen be? Sen istedin namussuz. Bırakıyorum. Vuracağım lan seni. Ne yapacaksın? Şadiye. Vuracak mısın? Yaşamayacağım. Vur hadi. Vur hadi. Belanı var mısın? Bunu sen istedin. Şadiye. Burada seni karakola götürsünler gerizekalı. Elimden bir kere olacak kardeşim. Yaşa Şadiye yapma. Mahya koş. Koş. Bu ne lan? Bu ne? Kendi istedi. Ne istedi lan? Ne istedi? Ne istedin sen? Vurma! Kardeşim! Kalk ayağa kardeşim, iyi misin? Evet beyler. Mesele kapanmıştır. Hadi dağılalım bakalım. Biz Nesrin'i üst baş alacaktık. Bu cadı içerideymiş. Bana bak, ağzını topla, cadı sensin. Gelirsem oraya ağzını yırtarım seni. Aman ablacığım. O benim karım. Sakın. Bizde kadına el kalkmaz ama üzmüş olursun. Kadına el kalkmaz dedim. Duydun mu? Bırak kardeşimi be manyak! İmdat! İmdat! Korkma. Yardım edin! Ne imdat? Ne imdat? Kardeşin sevgili karısına üst baş almaya gelmiş. Sonra geri alır götürürsün sevgili kardeşini. Bu da olsun. Oldu efendim.
Kurban olayım ablacığım, yeter. Ben bunları bir ömür giyemem. Giyersin, giyersin. Senin kızının başına gelse hoşuna gider mi? Gelinli kızın yok mu senin? Ah kardeşim, bizim sözümüzü dinlese. Bizim sözümüzün 5 paralık değeri yok. Buyurun efendim. Tamam mı? Tas tamam. Teşekkürler. 3'ten 9'a boşsun lan. Bir daha karşıma çıkma, öldürürüm seni. Geçmiş olsun, hadi gidelim. Gidelim, onları paketleyelim. İyi günler Melahat abla, nasılsınız? Hoş geldin canım. Bu ne güzellik. Sabahtan beri koşuşturup duruyorum abla. Yüzüm kızarmıştır. Ne haber? Haberler çok iyi. Babam kadını buldu. Hangi kadını? Senin şiirlerini verdiğimiz kadını. Antep'ten dönüyor yakında. O bize silah çeken adam için de canını okuyacağım demiş. Merak etmesin, çocuk parasını alır demiş. Bir dahaki baskıya da adını yazacağız demiş. İyi demiş. Öğlen paydosuna gelsen... Burası biraz şeydi. Biliyorum. Hadi hoşça kal. Ben de Dursun anneye bir uğrarım. Hoşça kal Melahat abla. Güle güle güzelim. Gene gel. Bu kızın kıymetini bil. Bak nasıl üstüne titriyor senin. Evet. Sıcak kalpli, saf bir kız. Herkes dünya güzeli olacak değil ya. Efendim? Yemek arasını uzun tutabilirsin. İstersen akşama kadar. Sonra nöbetçiyiz, unutma. Tamam. Sizinle bir anlaşma yaparız. Sinemanın işletmesi sizde kalır. Ben muhtarla anlaşmıştım zaten. Orada sorun çıkmaz. İsterseniz biraz elden geçirirsiniz burayı. Biz ne de olsa küçük bir şirket olacağız. Çok şey vaat edemem. Baban yok bu işte yani. Yok. Kim var peki? Ben ve Nazlım. İsterse. Parası var mı onun? Yok, para benden. Merak etmeyin, çok kişiyi arkamıza alabiliriz. Biliyordunuz değil mi? Başından beri. Yani bizi buradan çıkartamayacağınızı biliyordunuz. Hatice teyze, ne oldu? Senin ne işin var burada? Bir şey olduğu yok evladım. Bir baş ağrısıdır, tutturdu bırakmıyor. Buyurun. Tek satmıyor musunuz? Bizim orada tek tek de satarlar da yanlış anlamayın, ziyan olmasın diye. Su getirir misiniz Ekrem Bey? Teyzesi misiniz? Teyzesi sayılırım ya. Dursun Hanım ruh gibi ahbabımdır. Su verenlerin çok olsun. Borcumuz nedir kızım? Borcunuz falan yok teyzeciğim. Şifa olsun. Sağ ol. Eksik olma. Ben de çıkıyordum. Seda bizde mi? Güle güle. Seda bizde mi dedim? Evde tek başına oturuyor kızcağız. Teyzeciğimmiş. Haspa. Küçül küçül de gel cebime gir bari. Kim ya? Ay kim olacak seninki? Seda mı? Ne Sedası canım, şu eczacı olacak. Her neyse, bana bak, bir şeyler veriyor mu bari? Kim ne veriyor ya? Ay siz mi salaksınız, yoksa herkesi salak mı sanıyorsunuz? Anan da aynı, etekleri zil çalarak çıkıyor evden, neymiş, işi varmış. Ayol güzel güzel söylesene, Necati ile kaş göz ettik, anlaştık, buluşmaya gidiyorum diye. E yakışıyorlar da birbirlerine. Ne? Necati abi? Annem? Annem? Anne, annen ya.
O da duysa bu eczacı karıyla olduğunu böyle bağırır işte. Oğlum diye. Bana bak teyze, dün geldin. Bozuşuruz ha. Ay çok korktum. Benimle bozuşacağına git Seda'nın gönlünü al. O da farkında olan bitenin. Yine de edepli kız. Seda bir şey mi dedi? Ne söyleyecek zavallım, içine atıyor ama. Aç falını oku kitap gibi. Hadi git git. Git de kızın gönlünü al. Çattık ya. Nihat. Neler oluyor bir tanem? Bu evde bir gün daha fazla kalmak istemiyorum. Hemen kıyalım nikahı. Sonra da balayına çıkalım. Düğünü filan da dönüşte yaparız, olur mu? Tamam. Tamam sevgilim. Ama bir şey söyle. Yani böyle alelacele. Senin yok mu acele? Olmaz olur mu? Bir saat beklemek bile zulüm geliyor bana. Ama nasıl yani? Birkaç gün lazım bana. İşi birden bırakıp yaparız gerçi. Sen istedikten sonra. Bugün. Biraz oturalım. Sonra çıkar işlemlere başlarız. Gel. Gülsün. İşin var mı? Var. Evleniyorum. Arif'le mi? Aa, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok canım, ne rahatsızlığı? Kal. Nikah şahidim olursun. Tanıştırayım, nişanlım Nihat. Şadiye. Memnun oldum efendim. Ben de. Gel. Ya Seda, ne oldu ya? Niye ağlıyorsun kızım? Aklına saçma sapan şeyler geliyor herhalde. Bak söyle, konuşalım. Aklıma hiçbir şey geldiği yok. Dursun annenin işi varmış, çıktı. Bir kahve içelim dedi koca adıyla. Hatice teyzeyle mi? Adı batsın. Bir fal baktı, canıma okudu. Neler söyledi neler. Ya ben bu kadını vururum ya. Yaşatmam yani. Ya kadına bak ya. Ne dedi? Yarın nikah kıyılacak. Sonra da balayına gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Belki Çeşme olabilir. Pasaport vize problemleri olmasa yurt dışı da olurdu. Gülsün, bu sabah neredeydin? Ben kötü bir zamanda geldim galiba. Kalksam iyi olur. Hastanedeydim. Nazlım hasta mı? Nazlım'ın bir şeyi yok. Nefise'yi kaçıranlar Arif'in kafasına vurmuşlar. Evet. Beyin sarsıntısı geçiriyordu. Geceliğin onun yanında kaldım. Arif. Şu beni tanıştırdığın Baytar. Evet o. Bu kadar yakın olduğunuzu düşünmemiştim. Ya da belli olmuyordu diyelim. Belli etmemeye çalıştık. Nereye mi çalıştınız? Gülsün, bu kadar aşağılanmayı hak edecek ne yaptım ben?
sevdin. Benim gibi. İşte bitti. Beğendin mi bari? Aslında sevindim. Olmazdı Gülsün. Arif nasıl? Hayatta mı? İyi. Çok iyi. Öldürelim mi? Olabilir. Ama şimdi değil. Babam kalp krizi geçirmiş. İnşallah Almanya'ya dönmem gerekmez. Adalara uçakla gidilebilseydi bilet alıp emrivaki yapmayı düşünüyordum Dursun Hanım. Maalesef böyle bir imkanım yok. Biliyorsunuz jetonla vapura binmek zorundayız. Bu pazar. Bu pazar? Evet, bu pazar. Çok büyük bir hazırlık gerektirdiğini düşünmüyorum bu yolculuğu. Size göre öyle Necati Bey. Benim Ekrem'e bir yalan uydurmam lazım. Başımda bile bu Hatice derdi var. Onun kem gözlerinden sakınmak zorundayım. Sen kim bu Hatice Hanım? Ama ne bileyim. Barış'ın babaannesi diye çıktı ortaya. Akrabası bile değilmiş. Kadın değil, alamet. Her yerde gözü kulağı var. Sanki bir mis süpürgesine gelmiş. Amma gözünüzü korkutmuş. O kadar da değildir efendim. İzam ediyorsunuz. İster misiniz Necati Bey size bir fal baksın? Baş başa demiyorum. Herkesin ortasında. Olmuş olacağı bilmesi hiç önemli değil. Kafandan geçenleri çat diye yüzüne vuruyor kadın. Vursun. Gizlimiz mi var? Saklımız mı var? Yo. Ben ekmeğe erkek erkeğe konuşurum. Durun Necati Bey durun. Siz şimdi hiç kimseyle konuşmayın Necati Bey. Pazar ola hayrola. Çıkmamız Marmara'ya kutba seyahat gibidir demiş şair. Ne kadar haklıymış. Dediğiniz gibi olsun Dursun Hanım. Yanımda suç teşkil edecek şeyler konuşmayın diyorum o kadar. Heriflerin yaptığı suç değil mi bekçi baba? Gasp. Gasp ne demek? Beynimi dağıtıyorlar. Polise bildirirsiniz. Peşini düşsünler. Sen şimdi bu söylediğine inanıyor musun? Biz polise şikayet edeceğiz. Herifler de işlerini güçlerini bırakıp nefesinin peşine düşecekler. İki gün sonra da buyurun getirdik diyecekler ha. Sen inandın mı şimdi buna? Peki siz ne yapacaksınız aslanım? He? Hadi anlatalım Bahtiyar da duysun. Adamları yemleyeceksiniz. 3 kuruş verin yakamızdan düşün diye bir köşeye sıkıştıracaksınız. Sonra ümüne basacaksınız. Nefise'nin kaçırıldığı yeri öğreneceksiniz öyle değil mi? Aynen. Ümüne basmak olmaz da hadi diyelim oldu. Sonra ne olacak? He? Sonra? Adres elinizde. Nefise'ye geçmiş olsun kartımı göndereceksiniz. Yo. Aklınızca çiftliği basacaksınız. Herifler silahlı belli bir şey. Herhalde siz de eliniz boş gitmeyeceksiniz değil mi? Yeri belli olunca bunların bekçi baba. Sen bize yardımcı ol o zaman. Bak bunca yıldır teşkilattasın. Helal süt emmiş birini bul. Yardımcı olsun bize ya bizimle gelsin. Sefer senin zihnin açılmış oğlum. Sen dahi oldun. Doğrudur. Polis arayıp bulamaz ama biz yerini gösterirsek. Bir de televizyon kamerası ayarlarız. Yıldırım Harekatı Operasyonu. At yarışı mafyası Çınarlı Nefise'yi nerede saklıyordu? Nananam! Az sonra! Bam! Allah'ın cezası. Aynen. Bak! Bak! Oo, bisküvini de bitirdik. İyi oldu. Az daha bitmeseydi kanatlarınız çıkacaktı. Bakın, bu da var. Oh!
Koy onu yerine. Getir getir. Aa, ne güzel şişeymiş o. Açsana. Ne o? Southern Comfort. Ne? Ne comfort? Neyse dur tanışalım, ver. Hadi bana da verin azıcık. Asiye. Ah. Alkol yok ki bunda. Tatlı tatlı. Aa, bakayım. Dön. Ya arpa şeysi canım, bir şey değil. İçki miçki değil bu, bak. Ver. Oh. Şeker örtüyor bunun alkol tadını. Bana bakın. Viskiden beter çarpar bu sizi. Hiç de değil. Nesrin bile içer ondan be. Sakın ha. Hatice teyzemiz de yeşil ağacıymış. Kız küçük. Ben içmem demedim. Ver ver ver. Ver bakayım. Buyurun. Oh, lezzetliymiş. Versene bardağımı. Sevdin galiba. Al al. Hoş bulduk. Bana nüfus kağıdını ver. Ne yapacaksın? Şirket kuruyoruz. Ne şirketi? Biz zaten bir şirkette çalışmıyor muyuz? İyisin değil mi? O herif yine saldırmaya kalkmadı sana. Hani sen bir ara tutturmuştun şu mahallenin ruhunu bulacağım diye. O kadar korkma o zaman. Mesela Sefer'e güven. Hayır. Saldırmadı. Ne şirketi kuruyoruz? Bildiğimiş. Kent tasarımı. Babama inat diye başladı ama şimdi ciddiye bindi. Benim kafamda yani. Sen var mısın benimle? Yoksa Muzaffer Bey'le çalışmayı mı tercih edersin? Yap teklifini. Düşüneyim. Tamam bekçi baba, suç işlemiyoruz, doğrusun. Ne yapacağız sen bize onu söyle. Konuşup anlaşın heriflerle. Aza kanaat edeceksiniz. En azından zararınızı kurtarırsınız. Gülsün'e de borcunuzu ödersiniz. Bu defter de kapanır. Bu defter kapanır ha? Otay kaç para biliyor musun sen? Biliyorum. Siz de biliyordunuz. Ne oldu? Bu kadar saçma bir tuzağa düşmeyeydiniz o halde. Hadi bu çocuklar diyelim saf. Sana ne oldu? Sözüm ona kafanda 40 tane tilki dolanıyordu. Bir vuruşta 39'unu hakladılar. Yalan mı? Kimse kıpırdamasın. Oturun yerinize. Sen de otur bekçi hadi. Seni kanun namına tevkif ediyorum, haberin olsun. Oturun dedim. Sen şerefsiz bir adamsın. Söyle. Ben şerefsiz bir adamım diye söyle. Kıpırdama lan. Kıpırdama şerefsiz. Kardeşim indir şunu, bak çıkarsa. Allah! Kıpırdayana yakarım. Ay! 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 Silah atıldı. Gülme be. Hadi sağlığına Hatice teyze. Yuvarla bakalım. Yedi deliler, sekiz oturaklılar. Bizim orada her gün her saat işletilir. Tak 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 saydırırlar. Talimdir herhalde. Korkma artık. Sıçrama böyle her şeyi. Rahatla biraz. Üzülme. Bugün işi çıkmıştır. Yarın gelir de. Merak etme sen, tamam mı? Merak etme. Gelir inşallah.
Benimle alay ettiniz. Şerefimle oynadınız. Gülsün'ün şerefiyle oynadınız. Ayaklarını öpeceksin onun. Ama bu dünyada değil. Kelime-i şehadet getir. Kimin tabancası var? Hariç! Bırakın! Bırakın! Tutun şunu! Bırak, bırak beni! Bırak. Bizim oradan geliyor. Şuramadan geliyor. Hadi kalk. Ya durun, telaşlanmayın. Işıl gel. Dur. Ya durun, gel, nereye gidiyorsunuz ya? Asiye dur kızım, dur. Siz oturun. Dursun teyze. Arif! Arif! Durun! Nesin sen burada, kalkamam mı? Tek başıma. Ölürüm abla, bırakma beni. Ya tamam. Hatice teyze. Ya kocası gelirse? Bir yapamaz, merak etme. Tamam hadi gel. Barış. İyi misin? Bir şeyin yok ya. Yoruldum ulan. Debeleme lan sen de. Bağlayın oğlum şunu. Dur lan. Dur lan. Öldürüyordun lan bizi. Tut şunu Sefer ya, tut. Lan. Ödeteceğim lan sana bunu. Lan. Sultan. Dağıttınız yine çocuğum. Mahalleye yeni renkler, yeni sesler getirdiniz. Yakıştı da. Peki neden daveti değildik diye sordum. Bir şey yok, bir şey olmadı. Korkacak bir şey yok. Dur diyorum. Arif. Arif iyi, Nihat da iyi. İkisi de domuz gibiler. Arif çalıyor, Nihat da dinliyor. Biz de oynuyoruz. Buyurun, hepiniz davetlisiniz. Ödüm koptu. Neydi o? Aynen dediğim gibi oldu. Nihat toplantımızı bastı. İçmişsin sen. İçtim. Ne yapıyorsunuz lan? Canını acıtıyorsunuz. Nereye götürüyorsunuz onu? Nereye olacak? Karakola. Adama yazık değil mi? Bekçi baba, sana soruyorum. Hapse mi attıracaksın yani sen bunu? Hepimizi kurşuna dizecekti. Olmadı ama. Hapishane iyi gelir mi bu adama? Sen biliyorsun. Ne dersin? Gelmez. Adamlıktan çıkmış bu ya, yazık. Aferin kızım. Tanrıça kirke gibi erkekleri hayvana çevirme marifeti var sende. Bence götürün şunu, orada biraz dinlensin. Biz de düşünelim. Ya Bekçi baba. Karar vermek zor iş. Fazla kafana takma sen de. Bana da sıktı herif. Ölseydim kendimi hiçbir zaman affetmezdim. Sana hasret giderdim Asiye. Senin bir dakikana hasret giderdim. Zaman kayıp gidiyor elimizden. Oymuş, buymuş. Ömrümüz gidiyor. Kaybolalım artık. Adımız bile değişsin. Unutalım gitsin bu mahalleyi. Kim olduğumuzu, Barış'ın kim olduğunu. Dünyaya böyle üç kişi gelmiş gibi. Yüreğim oynadı. Önce Ekrem'i, sonra seni düşündüm. Sultan. Hava ne güzel, farkında mısın ha? Değildim. Epey de bir müşterimiz var.
Üstelik meraklı müşteriler de geldi. Bak. Hoş geldiniz beyler. Sinemamız az sonra açılışını yapıyor. Bu olaya fazla hassasiyet gösteren bir müşteri galeyana geldi ve havaya sıktı biraz. Biz de silahını aldık. Ama şahıs firar etti. Emanet nerede? Ekip geldi. Ruhsatlı mı lan bu? Çok iyi. Aferin. Çok iyi. Yenisini falan alayım deme lan. Böyle açılış mı olur? Ne oynatacağız şimdi? Ne varsa. Buna premier denir çocuğum. Daha sonra bir gala yaparsınız. Alo. Kim? Hasiye. Evet benim. Açılış mı? Nasıl yani? Bilmem. Bir saniye. Asiye ile Sultan teklifimi kabul ediyorlarmış. Beni de açılışa çağırıyorlar. Bu da ne demekse? Eğlence demek. Gidiyoruz. Tamam, geliyoruz. Aha, tamam. Bir de emanetim varmış orada. Hadi gidelim. Çınar Mahallesi halkı, Ömür Sineması gece yarısı ansızın açılıyor. 3001'den matinelerimiz devamlıdır ve bir defaya mahsus ücretsizdir. Duyduk duymadık demeyin. Kendi inşaat sahibi Dilar Hanım'ın katılımıyla Ömür Sineması bu gece açılıyor. Bu soytarı rezil ediyor beni ya. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bütün filmlerin en önemli cümlesi. Duyuyor musun beni? Seni seviyorum. I love you tatlım. Bu mahallede rezil olunmaz. Rahat ol. Konuşma lazım. Ömür Sineması'nın bu sezonki açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Zorlu bir kış ve kararlı bir bekleyişten sonra sizlerin de sayesinde ayakta kaldı bu sinema. Hep beraber ayakta kalmayı başardık. Sultan yine başladın. Ya arkadaş sen hiç değişmez misin? Buraya nutuk dinlemeye mi geldik? Bırak da filmi izleyelim. Havalar şimdilik pek yazlık sinema havası değil. Ama biz bir girizgah yapalım dedik. Sultan çenen kopsun, uzatma. Hadi be Sultan. Yine seyredemeyeceğiz. Yağmur mu yağacak ne? Otur da keyfini çıkart çiseleyen yağmur altında film seyretmenin. Kaç kişiye nasip olur böyle bir şey? Onu düşün. Sultan,
Ben bu lafı bir yerden hatırlıyorum ha. İnşallah yağmur yağmaz. Lafı Cüneyt! Hadi Sultan! Hadi Sultan! Cüneyt be! Aynı şeyleri yaşamak mı bizim kaderimiz? En güzel senaryoların esin perisi. Çınar Mahallesi. Bizler bitmesini istemediğimiz bir film gibiyiz birbirimiz için. İstanbul'un son yazlık sinemasının makinisti olarak ben... Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bravo! 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 Oo, ne oluyor lan? Abla koş gel gel. Dilara hadi. Kaç. Ölmene pek almıştım. Gitmeleri. Hoşça kal demek için gel. Geldin mi ki gidin? Ne işin var burada? Neden geldin? Hemen kaç abi. Jandarma yerini öğrenmiş. Nereden biliyorsun? Biri ihbar etmiş abi. Gülsem gülsem. Birlikte gideceğiz.